şampiyonluk yolunda iddialı olan iki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yarıştan kopmak istemiyorlar. Galatasaray, Kadıköy'deki en son galibiyetini 1999 yılında 2-1'lik skorla elde etmişti. Süper Lig'in 23. haftası dev derbiye sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonluk yolunda galibiyet parolasıyla sahaya çıkacaklar. Fenerbahçe ile Galatasaray tarihte 391. kez mücadele edecekler. Sarı lacivertliler geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı. Sarı kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu Papazın Çayırı olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı. Sarı kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 535 gole Galatasaray 485 golle karşılık verdi. Fenerbahçe ile Galatasaray 62. sezonun oynanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe rakibine galibiyet sayısında 50'ye 33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı lacivertliler 157, sarı kırmızılılar ise 119 gol kaydetti. Lig maçlarında sarı lacivertliler 157, sarı kırmızılılar ise 119 gol kaydetti. Türk sporuna damga vuran ve zıt kardeşler olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 110 yılı geçen rekabeti birçok ilginç olaya tanık oldu. İki takım arasındaki rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı. 17 Ocak 1909'da Papazın Çayırı olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi. Şimdi bu ezeli rekabetin tarihinde ekranlara yansımış anılara birlikte göz atalım ve bir anda olsa biraz geçmişe gidelim. Thank you.